Dünya milyarlarca farklı canlı türünün yaşadığı olağanüstü bir gezegen. Her bir canlı türünün yaşaması için özel şartlar gerekiyor. Yaşam için gerekli şartların en önemlisi ve ilki güneş. Çünkü tüm canlıların ortak gereksinimi ısı ve ışık. Dünya yaşam için gerekli olan ısı ve ışığı nasıl sağlıyor? Soğuk karlı bir günde dışarıdaysanız en çok aradığınız şey bir kamp ateşi olur. Ellerinizi ısıtırsınız, üşürsünüz, sonra dönüp sırtınızı ısıtırsınız. Dünya da dönerek ısınıyor. Böylece her yanı güneş görüyor. Dünyanın belirli bir dönüş hızı var. Saatte 1670 kilometre. Bu hızın altında yavaş dönseydi ne olurdu? Venüs gibi yavaş dönseydi bir yanı 3 ay güneş görecekti, 3 ay sonra diğer yanı güneş görecekti. Bu yüzden Venüs'ün bir yanı 490 dereceye ulaşırken diğer yanı eksi 173 derece. Daha kötüsü de var, Uranüs. Uranüs'ün eksen eğikliği 97 derece. Bu sebeple sadece bir kutbu 42 yıl güneş ışığı alırken diğer kutup bölgesi 42 yıl güneş görmüyor. Böyle olsaydı dünyanın bütünü kutuplara benzerdi. Böyle bir dünya olurdu. Gündüz 12 saat hava ısınıyor, gece 12 saat değil de 36 saat sürse havanın soğukluğu hızla artardı. Sonra normale dönmesi için çok uzun süre gerekirdi. O nedenle 12 saat gündüz, 12 saat gece ortalaması çok kritik. Dünya yuvarlak. İşin en zor yanı bu. Burası da ışık almalı, burası da ışık almalı. Her yanı ışık ve ısı görmeli. Bu konuda en kritik şey ışığın dünyaya vurma eğimi. Işığın dik gelişi ve eğimli gelmesi arasındaki farkı şuradan bakabiliriz. Bunu güneş kabul edelim. Şu an güneş ışığı kağıda dik olarak vuruyor. Şunu yuvarlak içine alayım. Bu 10 kilometre olsun çap olarak. Işığın eğimini değiştireyim. Şu an ışık eğimli olarak vuruyor. Aynı ışık şu bölgeye yayıldı. Şu anki çapını 20 kilometre diyebiliriz. Bu dairenin çapı 10 kilometre. Gelen enerji 10 kilometre çaplı bir alanı ısıtacak. Şimdi ışık eğimli geliyor. Ne değişti? Alan büyüdü. Aynı ısı miktarı daha geniş bir alana yayıldı. Buna yaz, buna da kış diyebiliriz. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi yuvarlak değil. Elips şeklinde. Asıl önemli olan güneşe uzaklık değil, ışığın eğimi. Çünkü Ocak ayında güneş ışığını dik alamıyoruz. Bir başka konu daha var. Güneş ışıkları boş uzayda ilerlerken etkisini kaybetmiyor. Ama aynı ışıklar atmosferden geçtiğinde içindeki zararlı ultraviyole gibi ışınlar süzülüyor. Bu süzülme ışığın etkisini azaltıyor. Atmosfer 5 katmandan oluşuyor. Üst üste 5 ayrı şemsiye gibi. Zararlı ışınlar perdeleniyor. Bu tabakalar olmasa dünyada hayat olmazdı. Bu tabakaların varlığı ve dünyanın eğimiyle mevsimler oluşuyor. Işık dik gelirken daha kısa atmosfer tabakasından geçmiş oluyor. Işık eğimli geldiğinde ise daha fazla atmosfere maruz kalıyor. Bu da ısıyı azaltıyor. Dünyanın konumu yaratılırken dünyanın açısı, eğimi nasıl olmalıydı ki dünyanın bütünü maksimum ısı ve ışıktan yararlansın? Dünya güneş ışığı almak için her gün eğim değiştirse dünyanın dengesi bozulur, mevsimler oluşmaz. Güneş bugün dik gelse, yarın eğimli gelse, yani bugün kış gibi, 3 Ocak'ta olduğu gibi eğimli gelse, ama 21 Mart gibi ilkbahar gelse, ertesi gün 3 Temmuz gibi ışıklar dik gelse, böyle olsa dünyanın ekolojik dengesi bozulur. Tarım ve gıda üretimi alt üst olur. Tarım mevsimlerin 3-4 aylık değişimine dayanıyor. Güneş ışığının miktarı bitkilerin büyümesini ve üreme döngülerini etkiliyor. Mevsimlerin olmaması hayvanların göç ve üreme davranışlarını alt üst eder. O nedenle ilkbahar yaz, sonbahar kış gibi zaman döngüleri yaşam için vazgeçilmez. Öncelikle bu konunun en önemli aktörünü inceleyelim. Ay yuvarlak bir kaya kütlesi, dev bir taş parçası. Ne işe yarıyor? Sadece gece lambası mı? Veya yalnızca hata yapmaz bir astronomik takvim mi? Evet, bunlar da var ama en önemli fonksiyonları başka. Otomobillerde road balance ayarı diye bir şey var. Arabaların tekerleri çok hızlı döndüğünden stabilitesi zamanla bozulur. Titreme olur. Bunu önlemek için road balance ayarı yapılır. Balans ayarı yapılırken dengeyi bozan noktalara ağırlık konur.
Dönüşte sarsılma, titreme böylece önlenir. Dünya çok hızlı döndüğünden stabilitesinin sağlanması çok önemli. İşte Ay'a bundan dolayı ihtiyaç var. Ay'ın kütlesi Dünya'nın kütlesinin 84'te biri kadar. Tam olarak bu büyüklükte olmalıydı ki denge sağlansın, ki öyle olmuş. Yörünge hareketinden kaynaklı en ufak bir titreme yok. Bakın bu maketteki gibi bir titreme olsa okyanuslar karaları işgal eder. Ay 84'te birlik bir oranda gerçekleşen çekim gücüyle Dünya'nın yörüngesini kararlı halde tutuyor. İlk fonksiyon bu. İkinci fonksiyon mevsimlerin oluşmasını sağlamak. Dünya kendi başına mevsimlerin oluşmasını sağlayacak eğimi oluşturamıyor. Ay olmasaydı Dünya kutup düzleminde dönerdi. Güneşe olan dik açısında devam ederdi. Dönüş böyle gerçekleşirdi. Yani Dünya şöyle bir açı yapması gerekiyor. Bu dönüşte Dünya'nın eğimini değiştirecek bir faktör gerekiyor. Yoksa mevsimler olmazdı. İşte bu eksen eğikliğini Ay sağlıyor. Ay'ın çekim gücü Dünya'nın eğimini değiştiriyor. Peki bu eğim kaç derece olmalı? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin oluşması için tek bir açı seçeneği var. 23,5 derece. 360 derece eğim içinde sadece bu açıda mevsimler şu anki dengesinde oluşabiliyor. Sihirli açı 23,5 derece. Tam küsuratı bu. Ay'ın çekim etkisiyle 23,5 derece eğim oluşuyor. Güneş sisteminde sadece Dünya'nın böyle bir açısı var, diğerleri farklı. The reason we have this obliquity that holds steady is because the moon helps to stabilize the obliquity of the Earth. If we had no moon, we would end up with what the astronomers call a chaotic obliquity. We'd have quite a big shift and fairly low time scales. Without our global stabilizer, our axis could vary between 0 and 90 degrees. This would alter the distribution of sunlight across the surface of the planet, devastating our finely balanced weather systems. Climate patterns would go berserk. The tropics could find themselves frozen under ice, and Antarctica transformed into a vast desert. But luckily, the moon saves us from such disasters and allows life to exist. Peki Dünya 23,5 derece eğim kazandığında ne oluyor da mevsimler oluşuyor? Bu maket üzerinde kısaca inceleyelim. Şu güneş olsun, ışığını açıyorum. 4 ana pozisyon var. 3 Ocak kış, 21 Mart ilkbahar, 3 Temmuz yaz, 21 Eylül sonbahar. 23,5 derece eğimli. Güneşe doğru şöyle değil de şöyle. Güneş ışıkları nereye dik olarak vuruyor? Güney yarımküreye, Avustralya'ya, Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya. Güney yarımküreye ışıklar dik vuruyor. Şu an Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, Güney Afrika'da, Arjantin'de yaz var. Güney kutup bölgesinde Antarktika'da neredeyse 6 ay yaz. Şu an Antarktika'ya üstten bakıyoruz. Bize göre alttan. Hava kararmıyor. Buralar penguenler ülkesi. 6 ay böyle. Şimdi kuzey yarımkürede neler oluyor ona bakalım. Avrupa'da 3 Ocak'ta kış var. Çünkü güneş ışığı eğimli geliyor, dik gelmiyor. İsveç'e, Stockholm'e bakalım. 3 Ocak'ta güneş sabah 8.47'de doğuyor. Hızlandırılmış hali böyle. 6 saat geçiyor. Öğleden sonra 14.52'de güneş batıyor. 18 saat gece başlıyor. Ve tekrar güneş doğuyor. Uzay boşluk olduğundan mesafe avantaj olmuyor. Güneşe daha yakınız diye hava daha fazla ısınmıyor. Mevsimleri ilerletiyorum. Şubat ayına geldim. 21 Mart'a geldim. 21 Mart'a geldiğimde Dünya'nın pozisyonu değişmedi. Fakat ışık şu an nereye vuruyor? Ne kuzey yarımküre ne güney yarımküre. Tam ortaya vuruyor. 21 Mart'a ekinoks deniyor. Gece gündüz eşitliği var. Her iki yarımküre eşit ışık alıyor. Bu nasıl oluyor? Dünya'nın eğimi değişmiyor. Güneşe bakan kısım değişiyor. Avrupa'da kış vardı, şimdi ilkbahar başlıyor. Ağaçlar çiçek açıyor. Avustralya'da ise yaz vardı. Onlar için sonbahar başlıyor. Ağaçlar yapraklarını dökecek. Aylar ilerliyor. Nisan, Mayıs, Haziran ve 3 Temmuz'a geldik. 3 Temmuz'a geldiğimizde ne fark ediyoruz? Güneş ışıkları bu sefer kuzey yarımküreye dik olarak vuruyor. Rusya, Avrupa, Kuzey Amerika,
Dünya Güneş'in diğer yanına geçince ışığın dik geldiği yüzeyi değişmiş oldu. Şimdi ise 3 Temmuz'a geldik. Aphelion deniyor. Dünya Güneş'e en uzak noktada. Şu an Güneş ışığı direkt olarak Avrupa'ya, yani Kuzey Yarımküre'ye vuruyor. Avrupa'da, Rusya'da, Çin'de, Kanada'da yaz var. Kuzey Kutup bölgesinde bu aylarda 6 ay hava kararmıyor. Hep gündüz. Buranın sembolik hayvanı kutup ayıları. İsveç, Norveç gibi kutuplara yakın ülkelerde geceler çok kısa, gündüzler uzun. Burası İsveç, Finlandiya, Kuzey Kutup bölgesi burada başlıyor. Hava kararıyor, hemen sonra tekrar aydınlanıyor. İşte bu aralık gece. Güneşin eğimi kuzeye yaklaştıkça azalıyor. En fazla ufuk çizgisinde biraz yükseliyor. Helsinki'de 3 Temmuz'da bir yaz günü. Saat 22.44'te hava kararıyor. Tam kararma yok. Güneş 4.03'te doğuyor. Neredeyse 19 saat gündüz. Dünyanın yaratılışındaki mühendislik dehasını burada görüyoruz. Küçük bir eğim farkıyla tüm mevsimlerin oluşması sağlanmış oluyor. Dünyanın eğimi şöyle olsaydı güneşe doğru mevsimler oluşmazdı. Dünyanın eğimi 23.5 derece. Şu an güneş ışıkları güneye dik olarak geliyor. Avustralya'da yaz var. Bakın şu açı değişmiyor. Dünyanın pozisyonunu değiştirmeden şuraya alıyorum. 3 ay geçti. Dünya buraya geldi. Güneşi çeviriyorum. Şimdi güneş ışıkları her iki yakaya eşit olarak vuruyor. Bir tarafta ilkbaharsa diğer tarafta sonbahar var. Dünyanın eğimini değiştirmeden bu tarafa alıyorum. Güneş ışıklarını çevirdiğim zaman bu sefer güneş ışıkları kuzeye dik olarak vuruyor. Kuzeyde yaz var. Ağustos, Eylül. Evet, 21 Eylül'e geldim. 21 Eylül'de ne oldu? Dünya 4. pozisyona gelmiş oldu. 21 Mart'ın ters simetrisi. Ekinoks deniyor, gece gündüz eşitliği var. Avrupa'da yaz vardı, şimdi sonbahar başlıyor. Avustralya'da ise kış vardı, şimdi ilkbahar başlıyor. Çok pratik, dahiyane bir mühendislik çözümü. Basit bir eğimle tüm coğrafyalar güneş alıyor ve mevsimler oluşuyor. Kışa yaklaştıkça kutuplar kararıyor. Kutuplar 6 ay karanlığa gömülüyor. Google Earth'ten bakalım. Kuzey Kutup Dairesi'nde İsveç ve Norveç var. Finlandiya'nın bir kısmı içinde. Güney kutbunda bu ülkelerin simetrisi boş. Bakın burada kuzeydeki Finlandiya, Norveç gibi kutup çizgisine yakın ülke yok. En yakın Arjantin'in güneyi var. Yeni Zelanda ve Avustralya bile kıta Avrupa'sının simetrisinde yer alıyor. Dünyanın altı boş gibi. Peki Antarktika şimdi nasıl? Yaklaşık 6 ay hep gece ama böyle gece. Kutup bölgesinde ışık eksilmiyor. Rengarenk bir ışıklar şöleni. Ay olmasaydı tüm mevsimler 21 Mart veya 23 Eylül'de olduğu gibi olurdu. Mevsim farklılığı olmazdı. Dünya milyarlarca farklı tür canlıya, milyarlarca farklı ortamda hizmet ediyor. Mevsimleri hızlandırarak ondaki bu canlılığı daha iyi ifade edebiliriz. Dünyanın yaratılışındaki bu hassas dengeler ünlü bilgin Pasteur'ün şu sözünü akla getiriyor. Çok bilim insanı Tanrı'ya yaklaştırırken az bilim ondan uzaklaştırır. Doğayı ne kadar çok araştırmışsam yaratıcının yaptıklarını bir o kadar hayranlıkla izledim. Bilim insanları Tanrı'ya yaklaştırır. Kuantum mekaniğinin kurucusu, ünlü fizik bilgini Nobel ödüllü Werner Heisenberg de aynı şeyi vurguluyor. Doğa bilimleri bardağından içtiğiniz ilk yudum sizi ateist yapar. İçmeye devam ederseniz bardağın dibinde Tanrı'nın sizi beklediğini göreceksiniz.